Merhaba arkadaşlar, sizlerle bugün enerjinin konumunu işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi ilk olarak kısa kısa konu anlatım köşemizden başlayalım. Enerji ikiye ayrılır. Kinetik enerji ve potansiyel enerji olmak üzere. Kinetik enerji, cismin hızından dolayı sahip olduğu enerjidir ve hareket halindeki cisimlerde olur. Formülümüz ise 1 bölü 2 çarpı m çarpı v karedir. Potansiyel enerji tanımı, cismin durumundan dolayı sahip olduğu enerjidir. İki ayrılır. Yükseklik potansiyel enerjisi, esneklik potansiyel enerjisi olmak üzere. Yükseklik potansiyel enerjisinin formülü m çarpı g çarpı h, yani küpte çarpı yerçek ivmesi çarpı belli bir referans olan uzaklık. Şematize hali bir bilye için bu bilyenin yere olan uzaklığına belli bir referans kabul edip bilyeye olan uzaklığına h dedik. Bulunduğu ortama g dedik. Esnek potansiyel enerji ise formülü 1 bölü 2 çarpı k çarpı x karedir. K burada yayın sabit uzunluğudur. Hiçbir etki etmeden olan uzunluğu. X ise uzama ya da sıkışma miktarıdır. Sıra geldik mekanik enerjinin konumuna. Bir örnekle açıklamak istiyorum. Kaydırakta sürtünmenin ihmal edildiğini düşünelim ve bir çocuk kayıyor buradan. Şimdi bu çocuk kaydırağın başlangıç noktasında hızı olmadığı için sadece potansiyel enerji sahip. Kendisini bıraktıktan sonra yavaş yavaş kayıyor ve bir süre sonra duruyor. Kaydıran sonuna gelince de potansiyel enerjisi olmadığı için sahip olduğu tüm enerjisini kinetik enerjiye dönüştürüyor. Unutmayın, tüm enerjisini. Kaydıran diğer ucuna da çıkmak istiyor. Çıkıyor. Daha sonra ne oluyor? Bu noktada da kinetik enerjisi olmadığı için yine bütün enerjisi, unutmayın, tüm enerjisi potansiyel enerjiye dönüşüyor. Ne yapmıştı bu çocuk? Yukarıdaydı. Aşağı indi ve tekrar yukarıya çıktı. Burada yükseklikler aynı oldu. Yani toplam mekanik enerji sabit kaldı. Bazı durumlarda korunuyor, bazı durumlarda korunmuyor. Bu korunmayan durumlara bir örnek olarak sürtünmeli ortamı örnek verebiliriz. Sürtünmeli ortamda da şöyle bir örnek verirsek eğer, bir araba düşünün. Bu araba düz bir ortamda eğer itilirse biraz gittikten sonra yavaşlayıp durur. Enerjinin korunum yasasına göre normalde bunun ne yapması gerekiyordu? İlk durumdaki enerjisiyle son durumdaki enerjisinin birbirine eşit olması gerekiyordu. Ama arabanın durduğunda son enerjisinin sıfır olduğunu biz görüyoruz. Ve enerjinin konum ilkesine de uymadığını görüyoruz. Bunun sebebi arkadaşlar, arabanın parçaları ile yüzey ve hava arasında, arabanın parçalarına hava giriyor, hava girdiği için de bir sürtünme oluşuyor. Bu sürtünmeden dolayı da mekanik enerji korunmuyor. Tekrar söylüyorum, araba parçalarının arasında hava giriyor, yüzey ve hava arasında, boşluklar arasında hava giriyor ve sürtünme oluşuyor. Sürtünmeden dolayı mekanik enerji korunmuyor. Sıra geldik enerji aktarımına. Enerjiyi aktarmanın yolu bir kere iş yapmaktan geçer. Enerjiyi aktarmanın birçok yolu vardır. Bu yollara ısı, mekanik dalgalar örnek olarak ses dalgaları ve deprem dalgaları, ışınım gibi yolları da vardır. Bunu örnek olarak kendi verdiğimiz örneklerden de bir soba düşünün. Bu sobanın bir iş yapalım ki enerji aktarımı gerçekleşsin. O zaman biz bu sobaya odun atalım. Odun atıp da ne açığa çıkaralım? Isı açığa çıkaralım. Bu ısıyı da çaydanlığa iletmiş olalım. Burada da enerji aktarımını gerçekleştirmiş olduk. Ne yardımıyla? İş yapmış olduk. Odun yardımıyla. Odunları attık, iş yapmış olduk. Ve burada enerjinin aktarımı, yani ısı enerjisinin aktarımıyla gerçekleştirdik. Örnek olarak başka elektrik enerjisinin üretildiği yerden evlerimize nasıl geliyor? Elektrik hatlarıyla. Burada da bir iş gerçekleşiyor ve enerji aktarımı gerçekleşiyor. Güneş enerjisinin dünyaya elektromanyetik dalgalar aracılığıyla aktarır enerjisini. Unutmayın, elektromanyetik dalgalar aracılığıyla. Ayrıca enerji depolanıp taşınabilir. Enerjinin dönüşümü. Hatırlayacağımız üzere potansiyel enerji kinetik enerjiye veya kinetik enerjinin potansiyel enerjiye dönüştüğünü biliyoruz. Mucitler ve bilim insanları insanların ihtiyaçlarını gidermek için enerji dönüşümünü bulmuşlar. Bu sayede her şey daha kolay olmuş. Biz eğer buna örnek verecek olursak, Şah Merdan'ı hatırlarsak, burada bir düzeneğimiz var. Bu düzeneği Şah Merdan dinliyor. Burada bir kütlemiz var. Bu cisim. Bu da bir kütle. Bunu kaza çakıyor. İkinci durumda kaza çakıyor. Bu kaza çakmak için ihtiyaç duyulan enerjiyi nereden alıyor? Kütlesinden. Kütlesi var ve sabit durduğu için potansiyel enerjisi var. Sonra ipi bıraktığımızda ne oluyor? İpi bıraktığımız zaman bu hızlanıyor. Kinetik enerjiye dönüşüyor. Yani kütle çekim potansiyel enerjisini kinetik enerjiye dönüştürerek kaza çıkıyor ve de enerji dönüşümünü gerçekleştiriyor. Şimdi sıra geldik bir günde ne kadar enerjiye ihtiyacımız olduğunu. Canlılar büyümek, hücrelerini yenilemek ve hareket etmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar.
İnsanlar da diğer canlılar gibi enerjiyi besinlerinden alırlar. Günlük enerji ihtiyacımız ne kadar hareket ettiğimizle doğru orantılıdır. Ne kadar tuğla taşırsak o kadar enerjiye ihtiyaç duyarız. 5 tuğla taşıyan o kadar, 10 tuğla taşıyan o kadar enerjiye ihtiyaç duyar. Ama yine de biz bütün gün uyusak da hiç hareket etmesek bile ne? Bizim organlarımız, karaciğerlerimiz, akciğerlerimiz, kaslarımız çalışmaya devam ettiği için biz her zaman enerjiye ihtiyaç duyar ve kullanırız. Ve biz bu enerjiye ne diyoruz? Bazal metabolizma hızı denir. Günlük hayatımızda enerji tüketimini sayısal verilere çevirirsek bize eğer uyurken 250 kilojüllük bir enerji, televizyon izlerken 350 kilojüllük bir enerji, top oynarken 1600 kilojüllük bir enerji harcıyoruz. Burada da bir ünlemiz var. Kalori, jül, enerji birimidir. Bir kalori 4,18 jüle eşittir. Dengeli beslenmek neden önemlidir? Bir kere unutmayın, bedenimiz sadece enerjiye ihtiyaç duymaz. Aynı zamanda yağ, protein, vitamin ve mineral gibi birçok maddeye ihtiyaç duyar. Bu maddeleri alarak ne olur? Yeni hücreler üretilir, eski olanlar ise onarılır. Bunun için biz ne yapmalıyız? Çeşitli ve yeterli yemek yemeliyiz. Çünkü dengeli beslenme iki farklı dengeyi oluşturabilmekten geçer. Birincisi yediğimiz ve aldığımız enerjiyi ile harcadığımız enerjinin dengeli olabilmesi gerekir. Eğer biz bunu sağlayamazsak ne olur? Kilo alırız ya da kilo veririz. İkincisi ise yediğimiz her şeyi çeşitlendirmek gerekir. Böylece protein, mineral, vitamin, yağ gibi birçok maddeyi dengelemiş oluruz. Biz eğer protein fazla alıp minerali az alırsak ya da vitamini az alırsak ne olur? Vitamin eksikliğinden skorbit, renk körlüğü gibi birçok hastalık ortaya çıkar. Sıra geldik enerjiden faydalanma oranı, yani verim. Hiçbir yerden yakıt veya enerji harcanmadan çalışan makineler var mıdır? Evet arkadaşlar, böyle makineler vardır. Bu makineler rüzgar enerjisini ve güneş enerjisini kullanarak çalışırlar. Yüzyıllar önce bilim insanları bunu araştırmış ve kendi kendine enerji kullanılmadan sonsuza kadar çalışabilecek makineler bulmaya çalışmışlardır. Ve bu çalışmalarına da, bu makinelere de devri daim makineler demiştir. Ama ne yazık ki tabii ki de böyle bir şey bulunamamıştır. Bunun temelleri de unutmayın, dünyada sürtünmesiz ortamın bulunmamasıdır. Burada da bir şematize olarak gösterilmiş rüzgar enerjisi. Burada bir fonumuz var. Araya boşluklar, rüzgar tanecikleri girerek bunu enerjiye dönüştürüyor. Burada da bir ünlemiz var. Verim demişiz. Formülü sistemde duran enerji bölü makineyi çalıştırmak için gerekli olan enerjidir. Günlük hayatta kullandığımız bazı araçların verimlilikleri ile enerji dönüşümleri. Şimdi elektrik motoru. Elektrik motoru %80 verimlilikle çalışıp elektrik enerjisini kinetik enerjiye dönüştürüyor. Elektrik jeneratörü %75 verimlilikle çalışıp kimyasal enerjiyi kinetik enerjiye, oradan da elektrik enerjisine çeviriyor. Araba motoru %25'lik bir verimlilikle çalışıyor. Kimyasal enerjiyi kinetik enerjiye çeviriyor. Floresan lamba %50'lik bir verimlilikle çalışıyor. Elektrik enerjisini ışık enerjisine çeviriyor. Fineman ampul ise %10'luk bir verimlilikle çalışıyor. Elektrik enerjisini ışık enerjisine çeviriyor. Günlük hayatımızda da en çok floresan lambalar kullanılıyor. Sebebi de %50'lik bir verimlilikle çalışmasıdır. Burada da bir notumuz var arkadaşlar. Enerji istenilen veya ihtiyaç duyulan enerjiye dönüşür. Tekrar söylüyorum, enerji istenilen veya ihtiyaç duyulan enerjiye dönüşür. Şimdi geldik doğru yanlış sorularımıza. Rüzgar türbinlerinden elde edilen enerji, rüzgarın iş yapabilme yeteneğine bağlı. Evet, rüzgar ne kadar enerji elde ederse demek ki o kadar iş yapmıştır. Bu doğru. Çok iş yapan insan çok enerji harcar. Bu örnekle açıklayayım. 5 tuğla kaldıran bir insan mı daha fazla enerji harcar? 10 tuğla kaldıran bir insan mı? 10 tuğla kaldıran bir insan daha fazla enerji harcar. Bu ifademiz de doğru. Elektrik faturalarında kullanılan kilowatt saat güç birimidir. Yanlış. Bir işi daha kısa zamanda yapmak için daha çok güç harcanır. Doğru. Daha deminki örneğimizdeki gibi 5 tuğlayı 1 dakikada mı taşımak daha fazla enerji harcarız? Yoksa 5 tuğlayı 10 dakikada mı taşımak daha fazla enerji harcarız? Tabii ki de 1 dakikada taşımak da daha fazla enerji harcarız. O yüzden bu ifademiz de doğru.
Bir cismin mekanik enerjisindeki değişim miktarı yapılan net işe eşittir. Evet, sen ne kadar iş yaparsan, ne kadar net iş yaparsan mekanik enerjideki değişim miktarı o kadar fazla olur ya da az olur. Bu ifademiz de doğru. Potansiyel ve kinetik enerjinin toplamı mekanik enerjiyi verir. Bu da doğru. Potansiyel enerji sabittik. Ne oldu? Hareketlendik. Kinetik enerji ortaya çıktı. Bunların toplamı da bize mekanik enerjiyi verdi. Evet arkadaşlar, şimdi örnek sorularımıza devam ediyoruz. Şimdi burada ne diyor okuyalım. Cisimlerin bize 1 ve 2 olarak cisim vermiş. Cisimlerin potansiyel enerjileri sırayla E1 ve E2 olarak verilmiştir. Buna göre bize E1'in E2'ye oranını soruyor. Şimdi arkadaşlar, bunun çok basit bir yöntemi var. İlk olarak bir şey çiziyoruz. Üst üste konulmuş kare çiziyoruz. Daha sonra bunların merkezlerini bulup yatay bir şekilde çiziyoruz. Sonra çaprazlıyoruz. Şimdi arkadaşlar, bunun belli bir merkezi, bunun burası, bunun burası, bunun da burası. Şimdi şöyle düşünün. Burada başka bir kalemle göstereyim. Bunun burada mesela gözüktüğü üzere bunun merkezleri buradaydı. Ben dedim ki bu kübün potansiyel enerjisi E kadar olsun. O zaman bunun buradan buraya gerisi E olarak ifade edilir. Buraya E deriz. 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 O zaman ne olur? Merkezlerini ifade edersek eğer, burada birinci kübümüze E demiş oluruz. İkinci kübümüze 1'e, 2'ye, 3'e demiş oluruz. Dördüncü kübümüze 4E, üçüncü kübümüze 4E, 5E demiş oluruz merkezine. Ve bunları da kat kat olarak ifade edeceğiz. Bu üçüncü kat arkadaşlar. Bu ikinci kat. Bu ise birinci kat. Eğer sorumuza geçersek, bize burada birinci şeklimize getirirsek eğer, şöyle bir birinci şeklimiz vardı. Bu birinci şeklimiz. Şöyle aşağıya da ikinci şeklimizi çizelim. Gördüğünüz üzere bir ve ikinci şeklimizi çizdik. Şimdi bu yöntemden yapıyoruz. Bu birinci katımız, bu ikinci katımız. Aynı şekilde burada da bu birinci katımız, bu ikinci katımız. Burada da görüldüğü üzere birinci katta ilk şekilde birinci katta 1, 2, 3. 3 tane kübümüz var. Birinci kata biz ne demiştik? E kadar potansiyel enerjiye sahip. O zaman 3 tane olduğu için E, 2, 3'e. Artım. Burada da üst katımızda, ikinci katımızda sadece bir tane kübümüz var. Burada da 3E olarak ifade ediliyor. İkinci kata öyle demiştik. Ve bize neyi veriyor? 6E. Bu E1'in potansiyel enerjisi. E2'ye geçersek eğer biz. Şimdi birinci katımızda sadece bir küp var. Burada da bir kübe E demiştik. E kadar. Sadece bir tane olduğu için E artı. İkinci katımızda iki tane kübümüz var. O yüzden iki kübümüz olduğu için şey yapmamız gerekiyor. 3'e ve 3'e dememiz gerekiyor. Burada ikinci katımıza 3 edilmemiz için 3'e artı 3'e. Daha sonra buraya da 7 ediyoruz. Bunların bize E1'in E2'ye oranı olduğu için 6E bölü 7E'dir. Yani 6 bölü 7. Sıra geldik diğer sorumuza. Şekildeki gibi kapta H yükseklikteki suyun yere göre potansiyel enerjisi E olarak verilmiştir. Biz bu kaba 3H olana kadar su doldurursak eğer son enerjisi ne olur demiş. Daha deminki gibi yaptığımız daha önceki soruda yaptığımız üzere bu soruda da aynı mantığı kullanacağız. Biz ilk olarak kaba ne demişiz? H kadar demişiz. Burada görüldüğü üzere H demişiz. Normalde buymuş. Bizden ne isteniyor? Kabımızı şöyle görüldüğü üzere 3H'a çıkarılmamızı istiyor. Bu H. Bu H. Bu H. Normalde zaten burası doluymuş. Bizim buraları da doldurmamızı istiyor. En baştaki mantıkta da nasıl artıyordu? Bunlar kübümüz olarak düşünürsek eğer.
Daha önceki soruda da yaptığımız mantığı eğer burada kullanırsak, burayı da merkez kabul edersek buraları. Şimdi daha önceki soruda da yaptığımız gibi buraya birinci katı ben E kabul etmek istiyorum. Buraya E dedim. Sonra 2, 3'e. Sonra 4'e, 5'e. 6'ya, 7'ye. Böyle bu gidiyor. Ama bizim 3 aşağı kadar çıkarmak istediğimiz için buraya kadar yetiyor. Şimdi devam edelim. Biz de zaten birinci kattaydık. Biz birinci kata o zaman ne diyeceğiz? E'ye kadar. Demek ki bu ilk başta E kadar enerjiye sahip, potansiyel enerjiye sahipmiş. İkinci katı çıkarıldığımız zaman gördüğünüz üzere 3E kadar bir potansiyel enerjiye sahip oluyoruz. Daha sonra bir kat daha çıkarılsak 5E kadar bir potansiyel enerjiye sahip oluyoruz. Yani bize son durumu soruyor, kaç E olduğunu soruyor. 5E artı, 3E artı, bir de ilk baştaki katımız E eşittir 9E. Diğer sorumuza devam ediyoruz. Örnek sorumuzla. Şekildeki cisimlerin yere göre potansiyel enerjileri birbirine eşittir. Buna göre ağırlıklar arasındaki ilişki nedir? Şimdi görüldüğü üzere devam edelim. Burada şekillerimiz var. Şimdi ilk olarak yere göre çizelim. Yerimizi bir çizelim. Buraya yer kabul edelim. Ve cisimlerimiz burada. Aynı boyuttalar. Bu K, bu L. Bu da ne? Şimdi ilk olarak ben bu cisimlere kaba su doldursam ben eğer ne olur? Bu kaba su doldursam ben eğer ne olur? Bu yarıya kadar dolar. Yarısına kadar doldursam. Bu tam yarıya kadar gelir. Mesafe bu. Bunu doldursam eğer geniş bir geniş bir alt kata sahip olduğu için alt katlar dolur. Bu ise çok fazla yani bayağı üstlerde olur su dolursam yarısına kadar. O zaman bunun yere göre olan uzaklığına biz ne diyeceğiz? Bunun ilk olarak en yere en olan hani kısa olan uzaklığı gördüğünüz üzere L. Daha sonra K. Daha sonra N. Burada da bir kuralımız var arkadaşlar. Tam tersini yapıyoruz. Yere ne kadar uzak olan, yere ne kadar uzak olan o kadar da şeydir, ağırdır. Yere ne kadar uzaksan o kadar ağırsındır. Yani burada tam tersi. Burada kilo olarak MN'nin ağırlığı en fazla. Daha sonra MK. Daha sonra da ML. Sıra geldik örnek soru. Kaleme cisimlerinin yere göre potansiyel enerjilerini sıralayınız. Şimdi ilk olarak gördüğünüz üzere T demiş. Gelimelerini bize vermiş. Şimdi ilk olarak burada K, L, M denmiş. Şimdi ben buraya hemen çiziyorum arkadaşlar. Gerilmesine T denmiş K'nın. K'ya eğer T dendiyse, T kadar gerildiyse ben buna ne diyeceğim o zaman? T kadar gerildiyse T kadar gerilmeyi ben M diyeyim. L'ye T kadar gerildi yine M diyeyim. Daha sonra EM'ye de bu E potansiyel enerjiyi belirtiyor. EM'ye de 2T kadar gerildiği için ona da 2M demek zorundayım. Bizim potansiyel enerjinin formülü neydi? Enerjinin formülü şuydu. N çarpı G çarpı H'tı. Burada da eğer uyarlarsak onu burada T'nin yani K'nın kilosu kaç? Burada ağırlığı kaç? M olarak vermiş bize. EK eşittir M çarpı. Burada hepsi aynı anda alanda bulunduğu için G diyoruz. Çarpı. Uzunluğundan bu H belli bir referans olan uzaklıktı. O yüzden bunu da yere göre H olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. Bunu da ne diyeceğiz o zaman? Buna 1, 2, 2H diyoruz. Buna EL'ye ne diyoruz? EL'ye de M çarpı yine aynı alanda bulunuyor. G çarpı yani 3H oluyor. Daha sonra EM'yi çiziyoruz arkadaşlar. EM'nin 2M çarpı G çarpı sadece 1H uzaklığı var. O yüzden burada da tablomuz bu. Bu ikiler sadeleşir. Burada da görüldüğü üzere en fazla potansiyel enerjiye sahip olan L, ondan sonra M ile K birbirine eşittir.